Selam. Selam Çiğdem, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Emre? Hoş geldin. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Kazan çok güzelmiş. Aa, çok güzelmiş, arkana yılbaşı ağacı almışsın, süper. Çok teşekkür ederim, biraz özeneyim senin için dedi. Teşekkür ederim. Yalnız böyle arada küçük kazalar olursa, kedimden dolayı kusura bakma, biraz meraklı benimkisi. Benimkisi de öyle uyuyor şu anda ama her an kameranın önünden geçebilir. O zaman başlayalım. Emre, hoş geldin. Bu arada kameraya gene bir açılış cümlesi olarak bir şey çekmedim senden önce. Emre, biz cilt bakım... Emre diyorum orada, Emre Can. Emre, hangisini tercih ediyorsun? İki ismim var. Nasıl hitap etmek istersen o şekilde hitap edebilirse. Ben Emre diyorum. Emre cilt bakım bloggerı aynı zamanda. Skincare Can diye bir hesabı var. Ve hani aslında Türkiye'de çok görmediğimiz bir şey. Erkek bir cilt bakım hesabı olması. Biz ilk gördüğümüzde bütün komünite olarak çok mutlu olmuştuk. Sonunda birisi, bir erkek de sonunda bir hesap açtı diye. Öncelikle kendinden kısaca bahsetmek ister misin? Kaç yaşındasın, neler yapıyorsun? Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederim bu kanala beni konuk aldığın için. Bu çok büyük bir bence onur, mutluluk kaynağı. Çok mutluyum bunun için. Bahsettiğin gibi bir blog hesabım var. Yeni girdim, çok taze daha. 25 yaşındayım. Cilt bakım meraklısıyım. Cilt bakım ürünlerinin hastasıyım. Cilt bakımına herkes gibi benim de çok büyük bir ilgim var. Ne zaman başladı bu ilgi? Yani ergenlik itibariyle ürün kullanımı ile bu merak daha da bir arttı. Ama onun öncesinde de hani kendimden hep biliyorum. Yani mesela televizyonda izlediğimde, dizilerde, filmlerde yani o insanların o ciltlerini gördüğümde hep bir merak duygusu uyanıyordu. Yani içinde bunların cildi nasıl bu kadar pürüzsüz, neden bu kadar güzel? Hani benim de umarım cildim böyle olur ileride dedim ama pek dualarım tutmadı. Çok sorunlu bir ergenlik dönemi geçirdim. Cilt bakımı adına, cilt sorunları adına. Sadece ergenlikte değil, hani şu an 25 yaşındayım, ergenliğimi tamamladığımı düşünüyorum. Hala devam ediyor. O yüzden çok çok üzgünüm. Ama işte tabii ki bunların asıl önemli olan, sen de biliyorsun ki, temelinde altında yatan probleme odaklanmak ve çözüm odaklı olmak. Kesinlikle. Ya bunları da tabii ki tecrübesiz olduğumuz zamanlarda çok hak veriyorum bize, bilmiyorduk bir şey. Dolayısıyla da hani önümüze geçen her şeyi kullanıyorduk. Ama mesela ben kendimden örnek verirsem, benim sebebim şu, cildimle alakalı çok fazla problem yaşama. Ya benim annem hamileyken, bana hamileyken göğüs kanserine yakalanıyor. Ve göğüs kanserine yakalandığı için doktoru ya göğsünü ya da beni hani almayı teklif ediyor. Çünkü diyor ki hani bu kitleyle bu çocuğun doğması büyük bir risk. O sebeple hani ya kitle ya da bebek arasında bir seçim sunuyor anneme. Ve doktor aynı zamanda şöyle bir şey de diyor. Yani bu hani çok çok hani %1 şans ama diyor hani bebek hani anneyi tedavi de edebilir. Dolayısıyla hani erkek olursa Emre adını koymayı düşünüyorlarmış. Ve mucize bir şekilde hani ben annemi bir nevi tedavi etmişim anne karnında. Annem kanseri atlatıyor ama doktor bu sefer de doğumdan sonra diyor ki asla hani süt veremezsin. Süt veremediği için benim bağışıklığım sıfır. Ben hiç süt, anne sütü içmedim, emmedim. Anladım. Yani benim aslında hani kendi tecrübelerimle hep böyle oturup düşünüp acaba ben nerede yanlış yapıyorum, ben niye iyileşemiyorum, neden bu kadar çok hastalanıyorum, ilaç kullanıyorum diye sorarken yani bunun sebebinin bu olduğunun ben farkına vardım. Bir de şöyle bir problem var, çok bilinçsizce antibiyotik kullandım. Küçüklüğümde, ergenliğimde, lise dönemimde, hani hasta olduğumda, grip olduğumda, en ufak bir şeyde, hani çabuk hızlı toparlanmak adına hemen antibiyotiklere saldırma. Çok fazla antibiyotik kullanmayla birlikte de maalesef cildimin, vücudumun, bağırsaklarımın florasını mahvettim. Flora diyecektim ben de. Floranın bozulmasıyla cilt çok kötü bozuluyor zaten. Hani probiyotiklerin çok büyük önemi var. Aslında hani hep şey diyorlar, tabii doktora danışmak daha doğru da, antibiyotik kullanıyorsan mutlaka bir probiyotik destek de gerekiyor ki hani o antibiyotiğin verdiği zararı en azından nötralize etsin falan şeklinde.
Hani ya şu an öyle yapıyoruz. Çünkü evet, neden? Evet. Bilinçliyiz. Evet, daha bilinçliyiz. Çok şükür ki gerçekten şu an hani reklamlarda vesairede kamu spot olarak dönüyor. Bilinçsizce antibiyotik verilmiyor artık. Hani biliyorsun eskiden, eskiden her şeye veriliyordu. Doğru. Evet, gidip alabiliyorduk. Aynen. Yani argumentimizi. Kendi kendimize kullanabiliyorduk. Evet, evet. Ama şu an çok şükür öyle değil. Evet. Ama işte hani sadece bu antibiyotik kullanma değil. Ben iki kere de bu yaşıma kadar Rok'tan tedavisi gördüm. Gerçekten mi? Evet, aa, maalesef. Ya çünkü çizem şöyle. İlkini lise son sınıfta kullandım. Hmm. Artık cildimden o kadar çok utanıyordum ki o süreçten de biraz bahsedeyim. Hmm. Buradan hani arkadaşlara bir nevi böyle seslenme olsun. Sakın kendinizden utanmayın. Cildinizden, evet, utanmayın. Sivilcenizden, lekenizden. Ben utandım. Çok pişmanım. Neden? Çok daha farklı şeyler yapabilirdim o utanma, sıkılma dönemlerinde. Yani çok iyi anlıyorum buradan insanları aslında. Ben akne adına kullanıyorum, konuşuyorum bugün seninle. Sivilcem var diye birçok etkinliklere katılmadım, arkadaşlarımla buluşmadım, eve takıldım. Biraz antisosyal bir birey olarak aslında insanlar tarafından dışlandım. Bir nevi insanlardan kendimi ben soğuttum. Çünkü neden? İnsanların cildimi, yüzümü görmesini istemiyordum. Yani çok haklı bir sebeple birisi, mesela şu an senin yüzünüzle konuşuyoruz. Birbirimizin yüzüne bakıyoruz, cildine, evet, bakıyoruz. Bu çok doğal bir şey. Aslında herkes o kadar kötü niyetli değil ama artık öyle bir sosyopatlığa varıyor ki hani birisiyle konuşurken böyle, mesela öğretmenime soru soruyordum. Yani çözemediğim bir soruyu. Hani öğretmenim yüzüme baktığında böyle, ay acaba şuramdaki sivilceye, şuramdaki siyah noktayı, şuramdaki beyaz işte noktaya mı bakıyor? Benim için şu an üzülüyor mu? Hani bu triplere giriyordum. Yahu bir dur Emrecan, hani öyle bir şey yok aslında. Kimse dikkat yani, etmiyor düşündüğünüz kadar ciddinize, o kadar bakmıyorlar yani. Aynen. Ya bunu, evet, kesinlikle öyle. Bir de hani bakan kişiler de var. Oradan buradan da onlara şöyle seslenmek istiyorum. Yani benim öyle arkadaşlarım da vardı. Bilmiyorum senin öyle oldu mu ama yani mesela neden bu kadar cildinde sivilce var? Neden yüzünü yıkamıyor musun? Evet, ondan evet, sonra ilaç neden kullanmıyorsun? Yani bunlar gerçekten çok onur, çok gurur kırıcı şeyler. Evet. Yani insanın kendine olan özgüvenini bir kere yerle bir ediyor. Aynen. Zaten kendinizde o içsel problemleri yaşarken bile bir başkasının bunları size dile getirmesi bence üzücü. Aynen, yapmayalım kesinlikle böyle şeyler. Bence de yapmayın ya, gerçekten. Özellikle genç yaşlarda daha fazla yapılıyor. Yani lise çağında, üniversitede de oluyor yani. Yani keşke o yaşlarda olsa. Emin ol, koskoca insanlardan hani böyle durumlar yaşadığım şeyler de oldu. Yani komşumuz gelirdi, derdi ki yani anneme, hani neden hani Emrecan'ı bir doktora götürmüyorsunuz? Cildinde çok problemli hani vesaire. Yani ben orada krizler geçiriyorum. O cümleleri duyduktan sonra bunlar gerçekten çok önemli bence. Ben yani karşınızdaki insanı zaten baktığınızda atıyorum mesela fazla bir kilosu olabilir veya çok zayıf olabilir. Onun mutlu olmasını istiyorsanız ki eğer ve gerçekten bu dünyaya pozitif enerji yaymak istiyorsanız, yani bu yalan değil, pembe yalan da değil, onu motive edici şeyler söylemelisiniz. Herkesin yani birbirine o şekilde yaklaşmasını istiyorum. Bence dünya böyle daha güzel. Bence pozitiflik de bence kurtaracak bu dünyayı. Kesinlikle, yoksa kesinlikle. Lütfen skin pozitif olalım lütfen. Aynen. Cilt bakımına güzel bakalım, buraya da yazarım. Güzel bir kavram bu arada. Beğendim. Şeyden bahsettin. İki kere Roaccutan tedavisi gördün. İkincisinde çözüldü anladığım kadarıyla, değil mi? Aslında kısaca ondan da bahsedebilirim. Evet. Lise son sınıfta artık canıma tak etti. Lokal kremler, daha sonra işte losyonlar, bilmem neler, hazırlama tonikler, hiçbir işe yaramadı bende. Neden? Çünkü bu benim içimden gelen bir problem. Artık hani bakteri kaynaklı bir şey olmadığını farkına vardık doktorda bende. Ve ben doktora gidip şöyle dedim. Ben Roaccutan kullanmak istiyorum. Doktor da bana baktı, hani neden, ne gerek var vesaire demedi. Direkt hemen imzaladı ve başlattı. Ben o zaman 60 kiloydum. Doktor bana dedi ki eğer kaldırabileceğine inanıyorsan sana 40 miligramla başlatmak istiyorum dedi. Yani bu aslında 40 miligram çok yüksek bir doz. Sabah ve akşam. Neyse onu 6 ay kullandım o şekilde çizsem ve 6 ayın sonunda gerçekten cildim bebek poposu gibi oldu. Ve bana bir özgüven patlaması geldi. İnanılmaz sosyal oldum. İnanılmaz mutluyum. Her şey çok güzel gidiyor. Üniversiteyi kazandım. Üniversiteye gittim. Birinci senemde Allah'ım çok büyük bir hata yaptım.
ne yaptım? Elmacık kemiklerimin üstünde rokta kullanmaktan kaynaklı mesela ben şöyle bir yan etkisini gördüm. Tüylenme. Tüyde artış. Hmm. Böyle bir yan etki gördüm. Ve buramda benim elmacık kemiklerimin üstündeki ayva tüyleri çok belirgin siyahlaşmaya başladı. Ben de hani o zaman doktora danıştım. Lazer uygulaması yaptırdım. O lazer uygulaması bende kıl kökü iltihabı yaptı. Hmm. O bölgede. Hmm. Şu bölgede özellikle. Anladım. Ya Allah'ım bu yani beni o kadar üzdü ki. Akneler tekrar geldi cisim. Hmm. Tabii onları üzülünce stres kaynaklı hani komple bir problem nüksetti. Nüksedince ben ikinci tedaviye başladım. Anladım. Bu sefer 8 ay kullandım. 8 ayın sonunda bitirdim. Yine cildim her zamanki gibi harika. Ama sonra tekrar nüksetti. Sonra işte artık cildimi tanıma, problemimi tanıma adına eliminasyon yöntemiyle güzel bir rutin oturtarak ve gerçekten profesyonel cilt bakım yardımları alarak bu işi bir ayına oturtturdum. Şu an cildim onun sayesinde bu şekilde iyi. Hani keşke diyorum ilk başta bu özveriyi bilince sahip olsaydım. İlk kere o yoğun antibiyotiğe maruz kalmasaydım. Buradan da arkadaşlara o şekilde bir hani uyarı olsun. Lütfen ilk çare olarak hapı oral tedaviyi görmeyin. Biliyorum çok sancılı bir dönem ama gerçekten bağışıklığınızı güçlendirerek düzgün ve basit bir rutinle bu işi yani çözmek çok kolay. Gerçekten çok kolay. Evet ben de öyle düşünüyorum. Önce hani bir rutin oluşturarak çözmeyi eğer hakikaten çok ciddi bir problemse bütün yüzde çıkıyorsa ve hakikaten artık ne kullanıyorsam olmuyor dediğiniz bir noktaya geldikten sonra ilaç bence son çare olmalı yani. Kesinlikle. Ya benim vücudumda da çıkıyordu. Aha. Vücudumda da çıkması demek aslında bu gerçekten bir şeylerin yanlış gittiğini göstergesi. Ya vücut uyarı veriyor. Hani bir şeyler yanlış gidiyor. Dikkat et diyor. Peki beslenmeni falan değiştirdin mi? Ondan bir fayda gördün mü? Yani çok şey değiştirdim. Onlardan da bahsetmemi istersen kısaca bahsedebilirim. Tamam. Aynen. Yani ne bileyim eliminasyon diyeti yaptım mı atıyorum. Hani süt ürünlerini kestim mi? Var ya çünkü böyle şeyler bayağı işe yarayabiliyor. Senin söylediklerinle devam edeyim istersen. Hı. Birincisi evet arkadaşlar süt ürünlerini kesinlikle süt ve süt ürünlerini kesmeniz gerekiyor. Yani bu kanıtlanmış bir şey aynı zamanda bilimsel olarak. Maalesef süt sizin hormonlarınızın dengesini şaşırttırıp vücudunuzun farklı reaksiyon vermesine sebep oluyor. Ve sütü bağırsaklarınız sindiremediği için de bunlar sivilce olarak özellikle yağlı bir cilde sahip oluşturuyor sizi ve daha sonra da vücut ve yüzde çok fazla sivilce problemi yaşıyorsunuz. Ben süte aşık olan bir insandım. Yani peynir hastasıydım. Peyniri çok severdim. Yani şu an için sadece şunu söyleyebilirim. Yoğurt yiyorum, yoğurt tüketiyorum. Çünkü kalsiyumumu bir yerden almak zorundayım. Evet. Aynı zamanda D vitamini kaynağı da olduğu için yoğurdu tüketiyorum ama sınırı aşmadan tabii ki. Evet. Süt ürünlerini kestim. Yeşil odaklı beslendim. Özellikle semizotu, işte dereotu, maydanoz ve benim için gerçekten mucizevi bir içecek oldu. Kereviz sapı suyu. Evet. Kereviz suyu. Ya muhteşem bir şey. Yani gerçekten bağırsakları porçöz etkisiyle çok güzel temizleyen, bir hafta kullandığınızda sabah aç karnına koca bir bardak kereviz suyu. Gerçekten bir haftanın sonunda cildinizin ışıl ışıl parladığını ve asla sivilce çıkartmadığınızı göreceksiniz. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Evet. Bunu deneyin. Ben de seviyorum kereviz sapı suyunu. Çok içiyorum zaten yani. Böyle dönem dönem kür olarak da içtiğim oluyor. Ben de kesinlikle cildimde de çok faydasını görüyorum. Bir de mesela sedefe falan da iyi geliyor diyorlar yani. Sedef, egzama. Egzama ya da aynı şekilde. Benim şu kolumda egzama çıkıyordu zaman zaman. Yani kerevizle, kereviz sapı suyuyla ve yeşilliklerle ben bunu sıfırladım. Benim katığı veya meyve sebze sıkacağım yok. Ben blenderda sıkıyorum. Posasında sıkıyorum cildimde. Suyunu içiyorum. Bazen posasını da yiyorum. Aslında kötü bir şey değil ya. Posasını da tüketebilirsiniz. İlla ki katı meyve sıkacağına gerek yok yani. Kesinlikle öyle. Daha sonra yiyeceklerden gidersek hayatıma probiyotiği soktum. Probiyotik benim için gerçekten vazgeçilmez bir şey oldu. Şimdi süt ürünlerini tüketemeyince ben bir kefiri denemek istedim. Şimdi kefirde de kefir mantarı
bildiğiniz sütteki o süt şekerinden beslendiği evet. için yani aslında çok zararlı bir içecek olmuyor süt ürünleri tüketemeyenler için. Evet, ama evet. maalesef bende öyle olmadı. Yine tetikledi. Kefiri bırakmak zorunda kaldım. Sonra kombuçayla tanıştım. Kombuça da yapıyorsun değil mi? Kendin evde yapıyorsun. Yapıyorum. Gösterebilirim. Evet, hatta evet, şu evet. an sizin ben çok seviyorum kombuça. En sevdiğim şeylerden bir tanesi bu hayatta. İnsanlar böyle şey diyor, sirke gibi falan diyor. Ooo bayağı da kalın mantarı var üstünde. Evet, 8 litre. Bundan 5 kavanozum var böyle. Çok harika. Seviyorum. Muhteşem bir şey o. Onu her gün içiyorsan zaten yani cildin ışıldıyordur tahmin ediyorum. Özellikle sabah uyanır uyanmaz içtiğim bir içecek. Aç karnına içince çok daha faydasını görüyorum sen. Ama gün içerisinde vücudunuz kombuçaya alıştıktan sonra bir bardağı geçmeyecek ölçüde içebilirsiniz. Ben de. Bir de ben ikinci fermentasyon da yapıyorum. Sen yapıyor musun bilmiyorum. Fermentasyon derken yani yiyecek fermente etmekten mi bahsediyorsun? Şöyle, şimdi kombuçayı yapıyorsun sen değil mi? Ben kombuçayı hiç yapmadım desem. Hep alıyorum ya, üşeniyorum ama. Ya çok zahmetli, gerçekten çok zahmetli ve çok dikkat gerektiren bir şey. Yani evet. o kadar dikkat gerektiriyor ki bunu koyduğunuz odada, yani mesela meyve, sebze bir şey olmayacak. Çünkü evet, havadaki evet. en ufak bir mikrobu bile alıp onu büyütebilir. Evet. Bu sefer fayda görecekken zarar görebilirsiniz. Aynen, aynen. Biliyorum biraz meşakkatli olduğu için zaten ben de hiç girmedim şimdiye kadar. En fazla şey yaptım yani üzümden sirke yaptım kendime. O yani. O da güzel, o da güzel. En fazla onu yapabildim. O daha kolay olduğu için. O da güzel. Probiyotiği hayatıma soktum sistem. Çok da faydasını gördüm. Hala da görüyorum. Yani bağırsaklarımı tekrardan düzene sokan bir içecek oldu. Ve bence kilit nokta benim hayatımda yani en problemli organım bağırsaklarımdı. Bağırsaklarım kaynaklı ben hep bu problemleri yaşamışım aslında. Bir de iki kere üzerine yoğun antibiyotik tedavisi kullandığım için kür olarak ya benim bağırsaklarda iyi bakteri denen bir şey kalmamış açıkçası. Ve bunlar kalmayınca da tabii fungal akne. Ye teşvik etti. Sadece sivilcenin yanında bir de fungal akne problemim de çıktı. Bu da çok kötü bir şey. Gerçekten evet, mi? Bir yandan da onu tetiklemiş. Yani yoğun antibiyotik zaten biliyorsun. Yani mesela şöyle söyleyebilirim. Hasta olduğunda diyelim ki cildin o hafta kötü. Böyle bir şey denk geldi mi bilmiyorum. Sana soracağım şimdi mesela. Antibiyotik kullanıyorsun hastalığın için. Kullandığın süre boyunca mesela hiç sivilcen çıkıyor muydu? Yani hiç gözlemlemedim ama... Öyle bir şey hatırlamıyorum. Çıkmıyordu herhalde. Ya benim mesela hiç çıkmıyordu. Cildim o çok güzel oluyordu. Hani hasta olduğum için cildime de özen gösteremiyorum. Ve böyle şok oluyordum. Diyordum ki hani inanmıyorum ya cildimde hiçbir şey çıkmıyor falan. Aslında işte bu antibiyotik iyi ve kötü bakterileri öldürdüğü için bağırsakta hiçbir şey kalmıyor riskli. Ama sonrasında... Sonradan vuruyor. Işte, aynen öyle. Sonra son vuruşunu yapıp gidiyor. Fungal akne aslında hani yoğun antibiyotik kullanımına bağlı olabilir diyorlar zaten. Yani fungal akne. Ya ben mesela onun en büyük örneklerinden bir tanesiyim. Şimdi küçük yani ergenliğimde vesaire de tamam terliyordum ediyordum ama fungal akne diye bir problemim yoktu yani benim. Ve fungal akneyi hani ayırt edebiliyorum. Çünkü biliyorum ne olduğunu ne olmadığını. Hani doktoruma da sordum vesaire. Yani tedavisine baktığımızda hani isim vermeyeceğim ama medikal bir şampuanla evet. hani bunu tedavi edebiliyorsunuz. Ama bu şampuanı kullandığınızda yani bu cildinizin bütün mikrobiyomunu mahvediyor. Yani ilk başta mükemmel çözüyor ama sonra sizi bir alıştırıyor ki sonra ona bağımlı oluyorsunuz. O yüzden arkadaşlar öncelikle bağırsağımızı, karaciğerimizi çözdüğümüzde bu problemin çözüleceğine adım gibi eminim. Hani kendimden biliyorum öyle söyleyeyim. Anladım. Başka neler yaptım Cisem? Mesela küçük küçük böyle hayatımda değişiklikler yaptım. Günde bir kere mutlaka maden suyu tüketimine başladım. Yani maden suyunu mutlaka akşamları tüketmeye başladım. Mineral değerimi takviyelerle değil de hani hem maden suyu şifa niyetine hem de içerisindeki mineralleri vücuduma yüklemek niyetiyle içmeye başladım. Daha sonra vücudumdaki egzama ve sivilce probleminin kullandığım deterjan ve yumuşatıcılardan kaynaklandığını tespit edip deterjan kullanımına son verdim. Mesela ben şu an ne yapıyorum? Buraya da koydum, video için hazırlamıştım. Ya ben mesela deterjanlarımı hani biraz değişik gelecek ama kalıp sabunla yıkıyorum. Gerçekten mi? Ne yapıyorsun evet, onu? Hemen göstereyim. Hazırlıklı tedarikliyim.
çok basit. Bunlar için gerekli olan bir kalıp sabun arkadaşlar. Tamam. Rende ve böyle bir leğen. Bununla şöyle yarım kalıp sabun, bir de deterjan, çamaşırı yetiyor. Ona yetiyor yani, temizleyebiliyorsunuz. Süper. Rendeliyorsunuz. Daha sonra rendelediğiniz bu sabunu böyle bir maşrapaya koyuyorsunuz. Kettle'da ısıttığınız suyu buna koyup eritiyorsunuz. Tamam. Çamaşırlarınız makinede su almaya başladığında deterjan gözüne döküp arkasından kettle'daki o sıcak suyu da döküyorsunuz ve çamaşırlarınızı renkli ve beyazları sabunla yıkıyorsunuz. Muhteşem bir temizlik. Asla irite etmiyor. Sabun kokusuna aşık olan bir insan olarak ben bayılıyorum zaten çamaşırlarımda onu koklamaya. Ve gerçekten o hassasiyet problemime çözüm oldu bu ürün. Yani şimdi buradan şöyle sorular da gelecek, ben buna eminim. Ya çamaşır makinemiz bozulmaz mı? Şöyle arkadaşlar, sıcak suyu yoğun koyarsanız deterjan gözüne döktükten sonra, iyice erittikten sonra hiçbir problem olmuyor. Ayda bir de ev ürünlerinden de böyle öneriler veriyoruz. Sirke ve limon tuzu böyle yine sıcak suyla çamaşır makinenizde 90 derece temizlediğinizde hiçbir problem olmuyor. Özellikle vücudunuzda bu tür problemler varsa deterjan ve yumuşatıcı asla kullanmanızı önermiyorum. Çünkü çok pahalı oluyor zaten yani. İnanılmaz ya, çizem yıkıyorsun, kirli, hala şey kokuyor yani, yumuşatıcı kokuyor. Evet, muazzam bir iritasyon yani benim için. Evet. Güzel bir püf noktası vermiş oldun, teşekkür ederiz. Bir diğer önemli şey de benim bir de akarlara alerjim olduğunu öğrendim. Yani özellikle bu yatakta, çünkü günün en uzun saatini yatakta geçiriyoruz. Yani yastık, yorgan, yatağımız. Ben bunu doktora sorduğumda doktorum bana bir öneri verdi. Dedi ki akar spreyi kullanabilirsin. Nedir bu akar spreyi? Araştırdım vesaire. Yıkanamayan ev tekstiline bir ürün var. Onu da göstereceğim şimdi. Onu sıkıyorsunuz koltuğunuza, yorganınıza, yastığınıza, ama bunun tabii ki nevresimler falan çıkmış olacak. Ondan sonra 2-3 saat o şekilde bekletiyorsunuz. Daha sonra evi, odayı havalandırıyorsunuz. Sonra nevresimini geçiriyorsunuz. Bu 3 ay size o gözle göremediğimiz mite denen, akar denen mikroskobik canlılar hem sizin alerjilerinizin sebebi. Mesela en büyük problemim benim bunlardan bir tanesi, göstergesi. Sabah, ya akşam uyuyorum, hiçbir problemim yok. Sabah uyandığımda ya buram komple dolu, böyle sinüslerim. Yani grip gibiyim, nefes alamıyorum. Sonra yanaklarımda böyle kızarıklıklar, ama sivilce de değil, leke de değil, alerji yani belli vücudumda. Sonra bunu uyguladım, gerçekten faydasını gördüm. Özellikle evde evcil hayvanınız da varsa, ya ister istemez böyle bu tarz mikroskobik canlılar oluyor yani. Onun için de faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yani mesela ben bunu kullandım. Buradan arkadaşlara da bunu da önerebilirim. Tamam, Eczacıbaşı'nın ürünü, Maratem'i. Tamam. Ben hayatımda bu tarz değişiklikler yaptım. Yani üründen önce bunları değiştirdim. Kendimi bilgiye doyurdum. Neye gerekiyor, neye gerekmiyor diye vücudumu, cildimi. Daha sonra da ürünlerle de bunu, bu sirkülasyonu devam ettirmek kapsamında cilt bakımına yoğunluk verdim. Ve çok da faydasını gördüm. Yani çok bütüncül bakmışsın aslında olaya. Hani bu çok güzel bir şey. Bunu da okuyor. Güzel bir kitap bu. Ben de biliyorum. Daha sonra da işte cilt bakım ürünleriyle güzel bir rutin oluşturup, demirbaş ürünlerle cildimi devam ettirip kullanmaya, daha sonra da cildimin kaldırabileceği ürünleri rutinime sokarak hem deneme hem yanılma yönüyle bir rutin oluşturdum yani kendime. Peki şu anda cilt tipin nasıl? Şu anda yağlı cilt mi? Ergenliğimde süper 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 yağlı. Yani beni karşıdan gördüğünde hani derdin ki yani bu çocuk her yerini highlighter mı sürmüş, bu ne ya falan diyebilirdin yani. O derece parlıydı. Sonra Rock'tan kullandıktan sonra tam istediğim cilt tipine ulaştım. Karma. Şu an ise yer yer karma, yer yer yağlı. Anladım. Peki şu anda neler kullanıyorsun? Yani sana iyi gelen bir rutinden bahsetmek ister misin? Şimdi böyle ürünlerle de gidebilirsin istersen. Sana kalmış. Tamam. Nasıl bir rutin uyguluyorsun? Yani biraz fazla bir ürünüm var. Ama o ürünler hakkında da bilgi vermek istiyorum açıkçası. Tamam. Hani insanlara tecrübe olsun. Aynen. En azından deneyimlerimi paylaşmış olayım hızlı bir şekilde. Bir kere benim cildimde dönüm noktası yaratan içeriklerin başında retinol geliyor. Diyebilirsiniz çok gençsin, neden retinol kullandın? Maalesef cildim artık hani tedavi
yi kaldıramadığı için oral yolla çok daha spesifik ve hızlı sonuç almak için retinole başvurdum. Bir de fungal akne problemim de ortaya çıkınca gerçekten retinol mucizevi bir içerik. Evet. Çok güzel bir içerik. Retinol ürünlerinden ne kullanıyorum derseniz Zeyn Obacı'nın retinolünü kullanıyorum. İki retinol kullanıyorum aslında. Bir tanesi 0.5 Zeyn Obacı'nın. Bir tanesi de %1 retinol içeriyor. Hı-hı. İkisinin farkını kısaca anlatmak istersen %1 içeren bu Radical Night Repair retinolü bu üst tabakayı, derinin üst tabakasını diyorsanız ki ben gerçekten cildimin hani kağıt gibi soyulmasını istiyorum. Hı-hı. O zaman bu. Anladım. Ama ben cildimin üst tabakasının soyulmasını istemiyorum. Altı insin, altı tedavi etsin. Radikal bir değişim olmasın yani diyorsanız da Wrinkle and Texture Repair'ı öneriyorum. Ben bunları kullanıyorum. Retinoli sadece ve sadece Aralık ayıyla Şubat ayı arasında kullanıyorum. Gerçekten. Ve kullandığım süre boyunca da günde 3 saatte, 2 saatte bir gündüz güneş kremimi mutlaka yeniliyorum. Çünkü retinol çok riskli bir içerik ama çok da faydalı. Çok faydalı aslında. Yani akne tedavisinde de kullanılıyor. Sadece anti-aging ürünü olarak bakmamak gerekiyor. Akne tedavisinde kullanılan her şeyde aslında. Ya sadece rozalı ciltlere kesinlikle önermiyorum. Yok rozalı. Özellikle yurt dışında hani izlediğim skincare bloggerları falan da görüyorum. Yani çok fazla retinol kullanıyorlar ve bundan çok memnunlar. Evet. Keşke bizim ülkemizde de hani retinol biraz daha tanınsa ama gerçekten bilinçli kullanılacaksa tanınsa. Evet. Yani bir de hani birazcık daha fazla çeşit olsa keşke. Onlarda çok fazla çeşit var ya bizde o kadar kesinlikle. Yok yani. Evet. Ya ben o konuda da şöyle düşünüyorum. Şimdi herkesin alım gücü gerçekten kendine göre. Evet. O sebeple ben kimseyi ben bunları kullanıyorum siz de illa bunları yok. Alın. Demiyorum. Yok. Yani ben bunlarla kendimi tedavi evet. ettim. Bu tecrübelerimi, deneyimlerimi aynen. paylaşıyorum. Yani sayfanda da böyle. Sen de kendi evet. Instagram sayfanda bunları hep dile getiriyorsun. Evet, aynen. Bu sebeple öncelikle herkes bunun bilincinde olursa aynen. bence çok güzel olur. Bilincinde olmalı zaten de. İşte diyorum keşke daha fazla seçenek olsa. Hani ülkede çok fazla ürün varmış gibi gözüküyor ama bence yurt dışına kıyasla biz gerçekten çok az ürün var bence yani ülkede. Kesinlikle. Seçenek de yok kesinlikle. Yani. Hani çok az ürün arasından seçim yapıyoruz hatta. Peki retinol dışında kullandığın başka asit ürünleri var mı? Var. Onlardan da bahsedeyim. Mesela ben hani bu ürünleri kullandım, medikal ürünleri kullandığım yanında Kore ürünlerini de çok seviyorum. Hı-hı. Çünkü Kore ürünlerini şu sebeple seviyorum. Kullandığım ürünleri bir muadil, ikincisi fiyat olarak daha uygun oluyorlar. Evet. Ve bence Kore bu konuda gerçekten çok başarılı. Onları bu konuda gerçekten kıskanıyorum. Yani hı-hı. keşke biz de bu konuda çok başarılı olsaydık. Daha yeni bir tane mesela bugün siparişim geldi. Ondan bahsedeyim. Rovecti'nin LHA Blemish Ampul. Bu benim ikinci ampulüm. Bu üründen bahsedeyim. Zaten sayfamda paylaşmıştım ama buradan yine de kısaca bahsedeyim. Hı hı. Şunu diyorsa kullanmak isteyen, iritasyon olmadan cildimi eksfoliye etmek istiyorsam ve çok siyah nokta problemim var diyorsa bence bu ürünü kullansın. Hı hı. Hani çok sivilceye yönelik bir ürün değil hı hı. ama siyah noktada bence çok başarılı. Özellikle benim burun bölgemdeki hı hı. siyah noktalarımı çok güzel tedavi etti. O yüzden ben bunu çok beğendim. Ben de not aldım. Bunu bir sonraki alışverişte alınacak. Mutlaka denemelisin. Hı hı. Tek kötü yanı gerçekten çok az ve çok çabuk bitiyor. Yani evet, baktığınızda çok az kullanıyorum ben ama hı hı. yani 2 haftada bitiyor. Öyle söyleyeyim. Hadi ya. Evet. Peki. Ama benim cildim biraz yağlı. Dolayısıyla hı hı. ben biraz fazla kullanıyorum. Anladım. O sebeple de oluyor olabilir. Okay. Cildimde komedon varsa, beyaz nokta varsa, yani bunu ben nasıl anlıyorum? Yüzümü akşam yıkadığım zaman, böyle yıkarken elime o pütür geliyorsa diyorum ki tamam bugün glikolik asit günü arkadaşlar. Ve o zaman da Cosrx'in AHA 7 bu 7, %7 glikolik asit içeren ürününü kullanıyorum. Çok güzel, çok nazik, bana göre nazik. Neden nazik? İritasyon yapmadan çok güzel işini yapıyor. Yani sür, bırak, sen işini gör diyorsun, o da yapıyor. Güzel bir ürün, çok da memnunum. O yüzden bunu önerebilirim. Daha sonra su gibi içtiğim bir üründen bahsedeceğim şimdi yine. Bu da Bay Bişmen'in ürünü. Güzel başlık bu. Su gibi içtiğim ürünler. Neden su gibi içtiğim? Şöyle ben Kore ürünlerinde ilk asit ürünüme başlayacakken çok güzel bir araştırma yaptım. Ne kullanabilirim, ne kullanabilirim diye. O yüzden buradan arkadaşlara da tavsiyem olsun. İlk asit ürününüz bence Bay Bişmen'in
%5 mandelik asidi olabilir. Hmm. Ben çok memnun kaldım. İritasyon yapmadan, çok güzel yine görevini yapan güzel bir asit ürünü. Bu mesela bu üç ürün hakkında kısaca şunu söyleyebilirim. Rutininizde asit ürünü varsa, yüzünüzü yıkadıktan sonra asit ürününüzü kullandığınız zaman minimum 20 dakika cildinize ara verin. Yani o cilt bir o asidi bir alsın, bir çalışsın o, bir bırakın yani, bir işlevini görsün orada. Ondan sonra rutininizdeki nemlendiriciye, seruma geçebilirsiniz. Ama bence asit içerikli bir ürünle devam etmeyin. Bunlar yeterli neyse, oluyor. Bunlar zaten yeterli faydasıyla, aynen. O 20-25 dakika bekletme olayını ben de yapıyorum. Hatta ilk videomda herkesin kafası karışmıştı. Niye 25 dakika bekletmiştim? Çünkü onu yaptıktan sonra aslında daha iyi çalışıyor. Diğer ürünler abi, daha iyi emiliyor. Hani böyle sanki hepsi üst üste çok katman oluyormuş gibi geliyor ama. Özellikle glikolik asit de onu çok güzel görüyorum. Hı hı. Yani 20 dakika beklettikten sonra bazen diyorum ya acaba nemlendirici sürmeden yatsam olur mu? Evet, çünkü evet. Böyle çok güzel oldu. Aynen. Bence kesinlikle pamuk israfı yapmayın. Pamuğa dökmeyin. Elinize döküp şöyle pat 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 yapabilirsiniz. Mandelik asidi de pamuğa döküp uygulayacaksanız da şöyle fiziksel eksfoliasyon olmadan sadece şöyle pat pat yaparsanız çok daha iyi etki göreceksiniz. Çünkü asitlerde şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi bunlar cildinize zaten istemeseniz de iritasyon yapacak. Gözle görülmese de. Hı hı. Dolayısıyla siz cildinize ne kadar bunlarla asit nazik davranırsanız sonucunda bir o kadar güzel alırsınız diye ben düşünüyorum de, ben. Güzel. Başka asit ürünlerim bir de mesela ne var? Son zamanların bence benim favorim. Hı hı. Obagi'nin bir ürünü var. Exfoden Forte. Bu Amerika menşeli bir ürün. Hı hı. Çok güzel bir ürün. %6 glikolik asit, %4 de laktik asit içeriyor. Losyon bir ürün. Bunu kullandığım gün başka bir şey kullanmıyorum. Hı hı. Ve sabaha da gerçekten pırıl pırıl bir ciltle uyanıyorum. Yani tek, ben asitleri... yani tek bir ürün her şeyi. Hem nemlendirici hem asit ürünü gibi yani. Anladım. Aynen öyle. Zaten hı hı. O sebeple çok güzel. Şimdi asit ürünlerim bitti. Okay. Olabildiğince minimal ürünlerden bahsediyorum. Aslına bakarsan çok fazla ürün var ama kısa kısa bahsetmek istiyorum hepsinden. Asit ürün kullanıyorsam ertesi gün mutlaka cildimi toparlayacak, onaracak böyle ürünler kullanmaya çalışıyorum. Ve ben minileri çok seviyorum. Mini ürün alıyorum her zaman bir ürünün mini boyu varsa. Evet. Çünkü ben de seyahat ediyorum sık sık ve gerçekten taşımada yani şu ürünü taşımak gerçekten eziyet oluyor bazen. Yani yer kalmıyor ve üzülüyorum. Onu almazsam gidemem zaten. O sebeple mesela ne kullanıyorum? Margot Essence kullanıyorum. I Am From'un. Yani muhteşem bir ürün ya. Hani gerçekten bunu almadan önce yorumlarını okuduğumda diyordum ki hani insanlar biraz abartıyor. Bu kadar muhteşem, mucize bir ürün olamaz kardeşim diyordum. Ama hepsinden özür diliyorum. Burada eğiliyorum. Gerçekten muhteşem bir ürün. Gerçekten çok güzel sakinleştiriyor. Cildi çok güzel onarıyor. Muhteşem. Harika, gerçekten muhteşem. Daha sonra The Pure Solution'ın bu hyaluronik asit ve B5 serumu var. Hı-hı. Bunu kullandım. Yani mesela bununla ilgili tecrübelerim şöyle. Yani alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Merak ediyorsanız alın. Hı-hı. Merak etmiyorsanız almanıza gerek yok. Yani ben böyle aman aman Allah'ım bu nasıl güzel bir şey demedim. Ama yokluğu da varlığı da pek bir şey değiştirmiyor. Nemlendiricilere geçersek pH Formula'nın Post Recovery'sini çok seviyorum. Bu çok yoğun bir onarıcı krem. Bu sebeple eğer benim gibi yağlı, karma bir cildiniz varsa bunu akşam rutinlerinizde kullanabilirsiniz sadece. Hı-hı. Sabah ise biraz ağır gelebilir. O sebeple sabah başka bir nemlendiriciyi tavsiye edebilirim size. Hı-hı. Obagi'nin Hydrate'i var. Bu da çok güzel bir ürün. İçerisinde avokado var. Ben çok seviyorum. Bir de çok farklı sistemde çalışıyor. Aşamalı bir nemlendirme sunuyor. Hmm. Yani bir anda sürdüğünüzde nemi hissetmiyorsunuz. Gün içerisinde yavaş yavaş salınımla nemlendirme etkisi gayet güzel oluyor. Çok iyi. Obagi zaten yani çok çok iyi bir marka. Yani gerçekten iyi bir marka. Yani ama keşke fiyatları da uygun olsun. Evet. Ama en azından hani mesela bana hep şey soruluyor ya. Mesela işte çok pahalı ürün kullanmak istiyorum ya işte ben. Çünkü hakikaten böyle insanlar var biliyorsun pahalı. Para vermek istiyorum ama hangi markayı arayayım? Ben Koç burcuyum.
Koç burcuyum. Ben de öyle bir insanım. Yani, ben pahalı ürünleri çok seviyorum. Yani şey, ya para vermek istiyorum ama hangisi fiyatına değer şeklinde çok fazla soru geldiği için bence Obagi o markalardan bir tanesi diye düşünüyorum. Yani, ben kullanmamış zaman... olmama rağmen. Yani içerik listesi, formülasyonları falan çok çok başarılı bir marka olduğunu biliyorum. O zaman bu video gerçekten güzel bir öneri olur. Hı-hı. Gerçekten yani tavsiye ettiklerimi, denemelerini öneririm. Gerçekten çok radikal değişimler yaşayacağınıza eminim. Yine Kore'den devam edecek olursak, tamam. Bu Jija Care Balm. Yani ha. Benim için 2020'nin en iyi ürünü bu diyebilirim. Yani o kadar. Ya Çisan muhteşem bir ürünmüş ya. Yani ben bunun içeriğine baktığımda gerçekten çok güzeldi. Sadece korkuyordum. Yani Jija kremler biraz bana ağır gelebiliyor. Yağlı bir cildim olduğu için. Asla ağırlık yapmıyor. Mükemmel nemlendiriyor. Ve ben bunu spot akne krem olarak da kullanıyorum. Yani aknenin üzerine sürdüğümde maksimum 2 gün. Maksimum 2 gün sonra onu böyle kurutmadan. Sakinleştiriyor böyle. Sakinleştirerek yok ediyor. Muhteşem bir ürün. O sebeple. Bakayım ben de ona. Başka. Mesela buradan serumlardan örnek verelim. Beauty of Jose'nin bu ginseng serumu ve salyangoz esansı içeriyor. Bende de var ama daha açamadım. O kadar çok ürün var ki elimde sıra gelmedi. Şöyle, çok güzel bir ürüne benziyor ama. Çok güzel bir ürün ama şöyle. Bir I am from ginseng değil. Ha öyle mi? Yani ama o da var. Onu da açamadım. Ama ne ürünü? Fiyat performans ürünü. Gerçekten bu fiyatı alabileceğiniz. Hani diyorsanız ki ben ginseng ürünü kullanmak istiyorum arkadaşım. Hı-hı. O zaman arkadaşım buyur bununla başla diyorum sana. Hı-hı. I am from'la başlama. Bununla başla. Cildine alıştır ginseng'e. Hı-hı. Daha sonra ginseng'e başlayabilirsin. Anladım. Diyorum. Beauty of Jose'nden kraliyet kremi. Radiant cream diye geçiyor değil mi galiba? Evet. Destiny. Öyle bir ismi var değişik. Şu an telaffuz edemedim. Maalesef bu ürün benim cildime göre değilmiş. Hı-hı. Onun farkına vardım. Bu kesinlikle kuru ciltlerin kremi. Kuru ciltler için. Ben de o yüzden almadım ya. Öyle dediler çünkü. Haftada bir kullanabildim Çisem. Onun dışında her akşam kullanmaya bana çok ağır geldi. Haftada bir içinde tekrar alınabilecek bir krem değil benim için. Anladım. Ama kuru ciltlerin alabileceği muhteşem bir krem diyebilirim. Evet. Çok sevdiğim o ürününden onu da biliyorum. Ya çok güzel bir marka zaten. Evet. İçerikleri çok güzel. Evet. Daha sonra Beauty of Jose'nin peeling jelinden, enzim peeling jelinden bahsetmek istiyorum. Hmm. Bunu ben yüzümde sevemedim. Sonra dedim ki bu enzim peeling zaten. İçerisinde kayısı ve elma var. Vücudumda kullanayım. Vücudumda kullandım ve çok memnun kaldım. Hmm. Vücudumda kullandığım için önerir miyim? Yüzünüzde denemeniz gerekiyor. Keşke tester olsa. Peeling jelleri aslında hani böyle çok fazla fiziksel eksfoliasyon yapmak istemeyen kişiler için, asit kullanmak istemeyen kişiler için belki uygun bir alternatif olabilir. Belki benim cildim çok fazla yoğun içeriği sevdiği için, yağlı olduğu için aynen. O sebeple sevmedim. Evet. Yoksa güzel çok nazik yani. Fazla nazik gerçekten. Gelmiş olabilir sana belki. By Bish Trend'in ikinci paketine başlayacağım. Pure Vitamin %15 ferulik asidi. Buradan şu uyarıyı yapayım. Sakın bu ürünü aldığınızda her gün kullanmaya kalkmayın. Yoksa inanılmaz bir iritasyonla karşılaşabilirsiniz. Aa. Hafif değil arkadaşlar. Gerçekten çok kuvvetli bir ürün. Ben çok beğendim. Haftada 1 ile başlayarak ikinci haftada 2, maksimum haftada 3 ile devam edebilirsiniz. Çok güzel bir içerik. Zaten ilk içeriği biliyorsunuz zaten yabani iğde suyundan oluşuyor. Hı hı, evet. O da çok güzel. O öyle bir aynen. Şey yok. Sadece su değil. Aynen. Ondan çok memnunum. Çok güzel leke açıyor ve sivilcelere çok iyi geliyor o da. Yıkama jeli. Benim hı hı. için hayatımda kullandığım, çok iddialı konuşacağım ama yani bunun üzerine gelebilecek bir yıkama jeli bilmiyorum şu an için. pH formülanın Exfoclase. Evet, söylemiştin yani yazılarını da okudum blogumdaki. Muhteşem. Ya Çisem şöyle, ister yıkama jeli, ister maske, ister peeling olarak kullanabiliyorsun. Ve kullanım tekniği çok farklı. İçerisinde üre var. Ondan sonra laktibiyonik asit var. Laktibiyonik asit neden güzel? Cildimi irite etmeden eksfoliye etmek istiyorum diyenler için yavaş salınımlı, her tabakaya yavaş yavaş inen bir içerik laktibiyonik asit. Ve bu ürünü şöyle kullanıyorsunuz. Cildiniz kuru, eliniz kuru. Elinize sıkıyorsunuz. Sonra yüzünüze masaj yapıyorsunuz. Yani minimum 2 dakika o masajı cildinize yapmanız gerekiyor. Yani ben bunu kullandığımda mesela yağ bazlı temizleyici kullanmıyorum. Hem yağ bazlı hem su bazlı gibi kullanıyorum. Daha sonra cildiniz duruladığınızda
O krem gibi böyle gidiyor cildinizden ve asla kalıntı kalmıyor ve çok güzel cildi temizliyor. Harika. Haftada bir de tüm yüzünüze yine masaj yaparak bırakıyorsunuz. Sonra 20 dakika sonra durulayabiliyorsunuz. O sebeple bu yıkama jelini de öneriyorum. Süper, tamam. O da bakılacaklar listesi. Peki yağlı, yağ bandı temizleyici kullanıyor musun? Kullanıyorum. O bitti. Onu da sipariş ettim. Ben ne kullanıyorum daima onu söyleyeyim. Ben Hamish'in Alkaline Balm'ı kullanıyorum. Evet, ve tamam. Yani çok da onda şey yapmıyorum. Heyecan arayıp değiştirmiyorum. Değiştirmek neden? İstemiyorsun. Yağlı bir cildim var. Evet. Yağ bazlı temizleyici. Ben de yani sorun yaratabiliyor. Anladım. Burada o sebeple sadece onu kullanıyorum. Bazen onu kullanmadığım zamanlarda da misel su kullanıyorum. Bioderma'nın H2O'sunu kullanıyorum. Fungal akne problemim olduğu için cildim aşırı yağlandığı dönemlerde de çok uygun fiyatlı bir tane yıkama jeli önereceğim size. O da şu TTO Thermal. Bu yerli bir ürün. İçerisinde çay ağacı yağı var. Yabani iğde yağı var. Hyaluronik asit ve termal su var. Çok uygun ve çok güzel. Çok güzel köpürüyor. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum bundan. Ben çok memnun kaldım. Vücudunuza da kullanabilirsiniz evet, evet. Bunu. Vücut için iyi olabilir dedim ben de kendime. Çay ağacı yağı var ya, çok seviyorum ben. Çok uygun fiyatlı bir de vücut kremi de önermek istiyorum. Bunlar eczane ürünü zaten ama XPI Hydro %2. Bu %2 üre içeriyor. Hydro olanı yağlı ciltler için. Bir de bunun liposu var. O da %4 üre içeriyor. Bu da yağlı ciltler için. Ben bunu nasıl kullanmaya başladım? Benim kolumun şurasında tavuk derisi hastalığı gibi bir şey var ya. Evet, ben evet. Doktora gittiğimde doktor dedi ki yani bunda büyütülecek bir şey yok. Tedavisi çok kolay. Bir krem vereceğim, onu süreceksin her banyodan sonra dedi. Ben hidrosunu kullandım. Bir hafta sonra o görüntü gitti. Süper. Yani mükemmel bir ürün o sebebiyle. Güneş koruyucu ne kullanıyorum? Rovectin'in bunu kullanıyorum. Bunu zaten yeni incelemesini de paylaşmıştım. Evet evet. Gayet güzel bir koruma. Ama şöyle yağlı ciltler için, kesinlikle kuru ciltler için değil. Tecrübemi de buradan paylaşayım. Daha sonra pH formülünün kuşburnu yağı içeren SPF 30'unu kullanıyorum. Bunun SPF 50'si de var ama ben SPF 30'unu kullanıyorum. Çünkü yağlı cildime çok iyi geliyor. O sebebiyle yani gayet memnunum. Yani şimdilik kısaca rutinim böyle. Peki o zaman... Çok teşekkür ederiz Emre. Yani normalde hep kanalda hemcinslerimi ağlıyorum ama ilk defa bir erkek ağlamak da benim çok hoşuma gitti. Bu kadar meraklı olman da çok güzel. Umarım izleyen... Umarım çocuk... önyargıları yıkarız Çisem. Çünkü buna umarım. Çok ihtiyacımız var. Yani evet. Aslında birçok noktada cinsiyet kavramının olmamasını diliyorum evet, bu kesinlikle. Dünyada. Ben de öyle. Bunlardan bir tanesi de cilt bakımı. Lütfen cilt bakımını cinsiyetleştirmeyin, cinsiyet aynen. yüklemeyin. Aynen. Çünkü herkes bakım yapmalı, herkes cildinin değerini bilmeli. Çünkü herkesin bir tane cildi var. Aynen ve herkes de sağlıklı cilde odaklanmalı. Mükemmel cilde değil, evet, sağlıklı cilde. Kesinlikle. Beni sayfamı ilk açtığımdan beri, Instagram sayfamı ilk açtığımdan beri desteklemenden dolayı çok teşekkür ederim. Ne demek? Beni çok mutlu ettin. Ne bu çok demek? Güzel bir şey bence. Hani desteği görünce insan daha da bir gaza geliyor, mutlu oluyor, desteklendiğini hissediyor. Bu güzel bir şey. O sebeple ben... gerçekten güzel yüreğine, kalbine sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Umarım daha da büyüsün yani. Umarım daha fazla insana ulaşırsın sen de. Bu video sayesinde de belki beni takip eden erkekler var biliyorum. Çok da fazla soru soruyorlar. Emre'yi takip edin. Emre'den destek alabilirsiniz. Merak tabii ki. Seve seve beklerim. Peki o zaman hoşça kal diyoruz. Teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim Çisem.